Koa hastalığı önemli bir hastalık. 20 yıldan uzun süredir devam eden sigara içme öyküsü varsa, çalışılan ortam kötüyse, herhangi bir çimento fabrikası veya taş ocağı, tekstil gibi sürekli toza maruziyet varsa, dumanlara maruziyet varsa, bu tür hastalarda öksürük, balgam ve yanında nefes darlığı şikayeti başlayabilir. En ufak bir eforda nefes darlığı olabilir. Tedaviye rağmen bu şikayetler devam ediyorsa KOAH'tan şüphelenmek lazım. Buna yönelik neler yapılabilir? Mutlaka bir hekime görünelim, uzman hekime, göğüs hastalıkları uzmanına görünelim. En azından bir kan tahlili, göğüs filmi, nefes testi yapmak lazım. Nefes testi bize KOAH'ın ağırlığı hakkında bilgi verir. Bu hastalığın teşhisi koyulduktan sonra buna yönelik tedavi var. Öncelikle mutlaka sigarayı bırakalım. Onun dışında daha sık enfeksiyon geçirmeye yatkın oldukları için bu hastalarımız grip aşısını, zatürre aşısını mutlaka yaptıralım. İyi beslenmemiz lazım. Egzersiz, yürüyüş yapmamız lazım. Daha sonra bu hastalıkta hastalığın ilerlemesini durduran ilaçlarımız var. Nefes açıcı ilaçlarımız var. Bunları kullanırsak en azından daha hızlı bir şekilde iyileşiriz. Toza, dumana maruz kalmamak lazım. Eğer böyle bir ortamda çalışıyorsak maske kullanmamız lazım. KOA ilerleyici bir hastalık. Sürekli hastaneye başvuruya sebep olan bir hastalık. Bunun önüne geçmek lazım. Aşılarımızı mutlaka yaptıralım. Egzersiz yapalım. İlaçlarımız çok kolay ilaçlar. Genellikle nefes yoluyla alınan bu tarz ilaçlarımız. Bunlar insanın gözünü korkutmamalı. Çok rahat bir şekilde kullanabilir. Düzgün kullanmak lazım. Bunlar kullanıldığı zaman KOA hastalığını kontrol altına alabiliriz. Uzun vadeli zatürreye karşı ve diğer hastalıklara karşı koruma sağlayabiliriz. Teşekkür ediyorum.